Temera, 見せてやろ。君、これを見て。殴らないで。殴るし。やりやがったね。クソったれ。なめてんじゃねえぞ、こら。バカ野郎。クソ野郎。ケツマドキ。この野郎。どけよ。気をせろ、てめえ。Kılıçdaroğlu Mr. Impossible Edit. Kılıçdaroğlu da teklemiş ama Kılıçdaroğlu burada yok ki. Muharrem'in antisini buldum. Bu neymiş? Kılma Partisi içinde kumpasa uğramış insanlar. Kim neredeyse? Sayın Davutoğlu. Pelikan kumpasına uğramadı mı? Pelikan o ayrı konu. Yani demek ki Sayın Davutoğlu orada bir takım eleştiriler dile getiriyordu. Bazı yanlışlara karşı çıkıyordu. Ve önünü kesmek amacıyla böyle bir kumpas kuruldu. Bunu teslim etmek gerekir. Tamam, ben de çok eleştirdim. Ben Davutoğlu'nu, Suriye politikasını ben baştan sona eleştirdim. Ama ya, bunlarda da hakkını teslim etmemiz 2017, gerekir. Ayrıca kişileri FETÖ'cü olarak itham etmek için mutlaka elinizde çok somut belgeler ve yargı kararları olması gerekir. Bakın Sayın İnce, bugün bir seçim otobüsü gördük. Karşıdaki ittifakın seçim otobüsü, Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsü. Milletvekili adayları arasında bir kadın var ve kadının görüntüsü o minibüse resmedilmemiş. Hizbullah terör örgütünün canileri var şu anda o ittifak içinde. Dolayısıyla bu televizyonun sahibi de yıllardır uydurma bir FETÖ davası nedeniyle ki bu gazete, bu müessese FETÖ ile mücadelede bayraktarlığı yapmıştır ve FETÖ'ye ilk defa FETÖ manşetini bu gazete atmıştır. Dolayısıyla bu insan yıllardır sürgünde vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Bu ciddi tehlike belki de bize son demokratik seçimi yaşatacak. Onu da nereden anlıyoruz? İçişleri Bakanı muhalefetin kazanması halinde bunun bir darbe olacağını söylüyor. Bunlara yoğunlaşmak varken muhalefete muhalefet etmek sizin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetişmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeş olmuş bir siyasetçiye sokaktaki adam tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir. Şimdi muhalefetin dokunulmazlığı var mı acaba? Bu muhalefetin dokunulmazlığı mı var? Yani iktidarı Hayır, da eleştirebilirim. Demokrasilerde muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. Olmaz efendim öyle bir şey. Demokrasilerde iktidara da muhalefet edilir, muhalefete de muhalefet edilir. Yanlış varsa iktidarda muhalefet yanlış. İktidar olmak için yapılır. Muhalefet iktidarda değildir. Olmaz öyle şey. Uğur Bey, yani kusura bakmayın. Yanlış. Benim sesim çok mu kısık geliyor ya gerçekten? Mümkün mü yani böyle bir şey? Benim sesim niye? Neyse. Uğur Dündar'ın Sayın Bezmenler videosunu da bir izlemez miyiz ya? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Peki efendim, çok teşekkürler. Remzi Bey, açar mısınız? Abi, bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den açacaktın. Tamam. Burada da açacaktın. Tamam. Kasasını başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki, değilseniz söyleyeyim bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi boş ver. Siz benim ev, Türkiye'den kaçacağınızı bahsediyor. Kardeşim hayır. Bunu yapmaya utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu ev nasıl alındı? Benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Parça hadi yapalım. Parçala bakayım. Hadi bakayım hangimizi parçalayacak. Hadi bakayım. Başta seni yap. Bana bak. Vurma. Vurma. Üf. Kalk koyarım. Sen mi bakıyorsun? Ne? Eşek. Saw him and he protected then, himself pushed him on the defend ourselves. Yeah. Gidip adamı dövmesi çok güzel. Bezmenler san. Doğa o akite kudasay. Moşikaşte toruku kara moşikaşte okana de ikpayno mizu o tekyoşte kuremasenka. Akite kudasay. お兄さんもトルコで十分に写真を撮れました。はい、ここでもやった。はい、修行者に見せました。しても大丈夫ですか？間違っているかどうか教えてください。何を言えばいい？逃走しよう。この川どうやって買ったの？い
ye o kinişinaydı. Toruko no misugyosha. Hazukashii desu. Hazukashii konai no desu ka? Kono kaba dou yatte katta no? Ora no monnai janai. Shiran. Hatarai teimasu. Sore kenkyu shinakatta ka? Tao mite. Para para ni kiru. Ochira ga saisho ni kirasseru. Temera, misete yaro. Chimi. Ore o mite. Nagaranai de. Kurushi. Naru yagatta ne? Sottare. Nanmeten je ne zo korra. Baga yaro. Kusu yaro. Kitsuma doki. Kono yaro. Doki yo. Kiyosura teme. Yarı yarı dese. Yarı yarı. Yarı yarı dese diye demiyor. San Andreas versiyonu ne ya? Apples ain't shit. Step up, little G. It's not my thing, G. You little punk. Siktir git orospucuğum. Önde küfür ediyor. Bu bezmenlerin kapısına gittiğinizde akşam otele geliyorsunuz. Evet. Telefonla insanlar arıyor sizi. Evet. Destek olmak için, evet. Türkiye'den falan. Şey çok ilginç. Alaaddin Çakıcı aramış sizi. Evet, aradı. Emniyet müdürleri, valiler, hakimler, savcılar, çeşitli bürokratlar, tanımadığım insanlar, iş insanları arıyorlar. Bir saniye bile susmuyor telefonum. New York'taki otelin odasındaki telefon. Bir saniye bile susmuyor. Bir ara kaldırdım telefonu. Yani koyuyorum, zırr deme, hemen kaldırıyorum. Abi ben Alaaddin Çakıcı. Efendim? Abi Kaliforniya'dan 10 arkadaşımız seni korumak üzere gönderiyor. Yok kardeşim dedim, yapma. İhtiyacım bu yok. Bu şey mevzusu patlamış tabii, o kapıdaki tabii, kavga tabii, hikayesi. Tabii. Hala söylemeyecek misiniz sağ kuraşeniz mi sol kuraşeniz mi daha güçlü diye? Ya keşke öyle bir şey yaşanmasaydı hakikaten. Vay. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki Bezmen çiftine. Bir defa Bezmen ailesi çok değerli bir ailedir. Benim haber dolayısıyla muhatap olduğum kişi sadece Halil ve Selma Bezmen'dir. Daha sonra ayrıldılar zaten. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Gözü kesti galiba size ama, değil mi? Böyle bir indiririm diye gelmiş çünkü belli. Ben oradan anlarım. Ben de Beşiktaş tribünlerine yetiştim. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki ya bu adamın benimle bir alakası yok. Benim peşimden gelmiyor. Sizin için geliyor. Çıkın. Eğer masum olduğunuza inanıyorsanız adamın elinde mikrofon siz var, kamera abi, var. Kapıya gidip açar mısınız lütfen kapıyı? Türkiye'den aldığınız paraları biraz da belki bir su ikram edersiniz diye. Ne diyeyim başka? Sevgili Şantaş, ne diyeyim başka? Tanrı misafiriyim ya. Ama işte. Benim ta Türkiye'den gel. Ben olsam açardım. Hoş geldiniz Uğur Bey. Yani böyle insanlarla ben muhatap, ben yıllarca benden kaçan ve saklandıkları yerde bulduğum kişilerle röportaj yaptım. Ve dediler ki en sonunda ya biz boşuna kaçmışız. Keşke o video, keşke kaçmasaydık dediler. Uğur abi yani. O video nasıl çıktı sonra? Biz o videoyu bir kısmını seyretmiştik yayınlandığında arena. Evet. Sonra yıllar sonra işte bu viral olan lütfen kapıyı açar mısınızın yerden, tamamını seyrettik. Bir yerden çıktı. Ama ya kim çıkarırsa Allah razı olsun. Ya öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli kalmıyor sevgili Candaş. Mutlaka bir gün her şey ortaya çıkıyor. Hakikat topallayarak da olsa hedefine ulaşıyor. O davadan siz beraat ettiniz değil mi? Amerika'da çünkü o dava sürdü. Anlaştık. Hmm. Anlaştık. Adamın çünkü bir şeyi var. Yapma Allah aşkına. Ben kapatmaya çalışıyorum. Sen üstüme geliyorsun. Hayır ama yani. Adamcağızın burnu kırıldı. Ameliyat masraflarını falan karşıladı. Siz mi karşıladınız onu? Evet tabii. Düştü kırıldı yani. Nasıl düştü abi? Adama nasıl? Yani siz düşmemiş o. Yani kendi sizi düşürmeye çalışırken. Öyle düşme mi olur var abi? Yumruğu yiyince düşmüş o. General Harrington kupasını konuşalım. Onun niyeti sizi düşürmeye çalışmakmış ama öyle olmamış. Vefalı. O barfiksleri bilmiyor demek ki. Parça parça ederim seni dedi. Evet orada öyle ben bir şey var. Ben dedim ki ya kardeşim lütfen gel işte ne söylersen söyle. Söz veriyorum hiç kesmeden yayınlayacağım. Buyur mikrofon senin. Sen olsan ne yaparsın? Anlatırsın değil mi? Onun yerine seni parça parça ederim. Derken? Önce kameramanı. Kameraman çocukcağız zaten 10 kiloluk kamera sırtında. Vali çocuğudur üstelik. Çok beyefendi bir çocuktur. Gökhan Acun.
Yani ben ona yanımda saldırtır mıyım? Zaten saldırtmamışsınız. Gördük. Koruduk kendimizi. Yani ona... Meşru müdafaa. Dayak yemek gazetecinin kaderi değildir. Vay. Biz muhalefet çocuğu değiliz dediniz ya. Çok iyiydi. Hayır, içeride öyle doldurmuşlardır diye muhtemelen düşündüm. Muhtemelen biliyor musunuz? Galiba hadi aslanım, öyle. Koçum, şu muhalefet çocuklarına geldiklerine bir pişman ediver. Derslerini veriver. Göster kendini demişlerdir. Daha sonra eline bıçak tutuşturdular. Öyle ya. Mi? Cinayete azmettirdiler adamı. Ama adam tabii bir, o siz bir dövüyorsunuz, sonra kalkıp gidip bıçak tabii, alıp geliyor. Tabii. Evden eline bıçak tutuşturdular. O arada polis geliyor. O arada polis geldi. Allah'tan polis gelmiş. Evet, evet. Uğur abi, ben sizin hiç mesela böyle bir kavga ettiğiniz, bırakın kavga etmeyi, böyle hani agresif halinizi bile çok görmedim. Yani ben hatırlamıyorum. Yok. Kızarsınız falan filan ama. Hoşgörülüyümdür. O noktaya geldiğiniz hayatınızda başka bir şey oldu mu? Böyle bir hani o yumruğu yok, yemek yok. Zorunda kalan bir durum. Yani. Ama bizim ekipteki arkadaşlar çok dayak yediler. Öyle mi? Arena ekibinde, evet. Evet. Özellikle kadın muhabir kardeşlerimize çok saldırılar oldu. Çok. Uğur abi, böyle bütün mesleki kariyerinizin... İlginç bir olay ya. Uğur Dündar ne kadar alttan alıyor bu olayı. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.